Hocam selamlar, Selim Hoca ben. Bugünden itibaren bir Reader serisine başlıyoruz. Hikaye kitabı okuyacağız, bunun analizini yapacağız. Hocam nasıl analiz edeceğiz? Bir görelim bakalım. Evet, şu okuduğumuz kendimiz öncelikle bir okuyacağız bunu hızlı bir şekilde. Arkasından bazı işaretli yerler göreceksiniz. Şu kırmızılar kelime bilgisine, şu tombul böyle kalın olan, bold olan kısımlar ise gramere referansta bulunacak hocam. Kelimelerin varsa eş anlamlısı, zıt anlamlısını anlattıktan sonra gramerle ilgili ekstra bilgiler de vermeye çalışacağım ben size. Evet, diyelim başlayalım. Bakalım ilk paragrafımızda nasıl başlamış. Bu arada Chapter 1 dediği bölüm 1 demek hocam. Bölüm 1 Robinson'un denizdeki maceraları diye başlamış. Şu tarihte doğdum. Nerede doğdum hocam? İngiltere'nin York şehrinde doğdum. Babam of a good family, ne diyelim, iyi bir ailedendi. Merchant'tı, yani tüccardı. Nereydi hocam? Almanya'nın Bremen kentindeydi. İngiltere'ye yerleşti ve servetini yaptı. Yaptı diye çevirmeyin, servetini kazandı. Nereden kazandı hocam? Ticaretten. Evet, in trade diye kullanılmış. Bu kullanıma dikkat edin. Sonra ne yaptı? Babam evlendi. Annemin family name'i, yani aile adı, soyadı ya da kızlık soyadı neydi hocam? Robinson'du. Ben de Robinson Kreutzmayer olarak vaftiz edildim. Fakat İngiltere'de biz daima Kruzo olarak adlandırılırız, çağrılırız. Bu yüzden de ailem beni Robinson Crusoe diye ne yaptı hocam? Çağırırdı, adlandırırdı demiş. Evet, şöyle işaretlediğimiz yerler. Şimdi şöyle hızlıca şunu düşünün hocam. Ben size bazı hatırlatmalar yapacağım. Ne zaman doğmuştu? Nerede doğmuştu? Ailesi ne iş yapıyordu? Babası ne iş yapıyordu? Tüccardı, değil mi? Merchant'tı. Nerede yaşıyorlardı? Bremen'de. Adele'in şarkısından hatırlayın. İngiltere'ye yerleşmişti ve servetini nereden elde etmişti hocam? Ticaretten elde etmişti. Sonra annesiyle evleniyordu. Robinson Crusoe vaftiz ediliyordu. Hocam şu altı çizili ne demiştik daha önce hatırlayın. Emizardan sonra, was were'den sonra, be'den sonra fiilin üçüncü hali gelirse bu edilgen yapılır, pasif yapılır. Yapıldı, edildi diye çeviriyorduk. Değil mi? Robinson olarak vaftiz edildim. Arkadaşlarım böyle adlandırdı, böyle çağırdı falan derken bunu kullanıyorduk. Peki so neydi hocam? So da bu yüzden de. Bu yüzden de arkadaşlarım bana Robinson Crusoe derdi. Eş anlamlarına bir bakalım. Adele'in şarkısından hatırlayın. Someone Like You şarkısında duydum ki settle down etmişsin. Yani durulmuşsun, sakinleşmişsin diyordu. Settle yerleşmek demek hocam. Rezidanstan aklınıza gelsin. İnsanlar rezidansta ne yaparlar? Yaşarlar, ikamet ederler. Habitat hocam yaşam alanı demek. Inhabit de yaşamak demek bir yerde. Hocam şu harflere ufak eklemeler yaparak settler derseniz bir şehirde yaşayan oluyor. Ya da reside fiiline isim haline getirmek için resident dediğimiz zaman o yerin sakini, yaşayanı oluyor. Ya da buna da bir ekleyelim hocam. Inhabitant dediğimiz zaman orada yaşayan insanlar anlamına geliyor. Babası ne iş yapıyordu? Merchant'tı, yani tüccardı. Trade ticaret yapmak. Trader da ticareti yapan kişiye deniyor hocam. Tüccar deniyor. Evet, bağlaçlarımıza baktığımız zaman bu ikili bağlacı mutlaka bileceğiz. So ve therefore'u. Hence ve thus biraz daha kitabi, biraz daha böyle az çıkacak karşımıza. Bu yüzden demek. Bir de as a result var hocam, o da neydi? Sonuç olarak demekti. Bir de hocam sokakta kullanılan that is why diye bir ifademiz var. Daha çok böyle slang ya da colloquial diyor. Güncel kullandığımız ifademiz bu yüzden anlamına gelen bağlaçlarımızdı. Evet, ne yaptık burada? Bazı kelimeler üzerinde durduk. Gramer yapılarına baktık. Bağlacı görmüş olduk. Geçelim ikinci paragrafımıza. İki tane erkek kardeşim vardı. Bir tanesi asker oldu ve ne yaptı hocam? Öldürüldü. Nerede öldürüldü? İspanyollara karşı bir savaşta öldürüldü. I don't know what happened to my other brother. Bilmiyorum. Neyi bilmiyorum? What happened? Ne olduğunu bilmiyorum. Hocam 2018 YÖKDİL sınavı. Mart YÖKDİL'de soruldu. Buraya işte opsiyon olarak why koyuyor, who koyuyor, that koyuyor. What happened? Ne oldu? Kime? Kardeşime, diğer kardeşime ne olduğunu bilmiyorum. Babam umut etti, umut ederdi. Neyi umut ederdi hocam? Benim hukuk okuyacağımı. Biliyorsunuz law kanun demek, lawyer avukat demek. Study law dediği de hukuk okuyacağımı umut ederdi. Fakat ben denize gitmek istedim. Her ne kadar benim annem ve babam didn't want me to go. Benim gitmemi istemediler. Se de, bu arada olduğu unutmayalım hocam. Benim gitmemi istemeseler de benim arzum, isteğim öyle güçlüydü ki ne yaptım hocam? Onların isteklerini, dileklerini ignore ettim. Yani göz ardı ettim olacaktı. Evet, geçtiğimizde ikinci paragrafımıza gene gördüğünüz gibi altı çizili şeyler gramer konularıydı. He was killed. Kardeşim ne oldu? Öldürüldü. İki kardeşe sahipti. Birini bilmiyordu ne olduğunu, diğeri ise öldürülmüştü. Nerede ölmüştü hocam? İspanyollara karşı savaşta ölmüştü.
What happened non clause? Hocam ne olduğunu bilmiyorum diyordu diğer kardeşime. Olduğu ne bildiriyordu hocam bize? Zıtlık bildiriyordu. Evet, desire arzu demekti. Benim arzum o kadar güçlüydü ki ne yaptım? Onların isteklerini, dileklerini geri çevirdim. Evet, şimdi buradaki geçen kelimemiz battle'da hocam. Daha böyle günlük dilde kullanılan fight diye bir kelimemiz var. Savaşmak, dövüşmek diye. Street Fighter diye oyunumuz da var değil mi? Sokak dövüşçüsü diye. Ya da battlefield diye geçer hocam. Savaş alanı diye. Bunun büyüğüne de ne deniyoruz? War diyoruz. Dünya Savaşı 1 ya da 2. Dünya Savaşı derken bu kelime geçecek. İstek, arzu anlamına gelen kelimemiz, isterseniz desire'ı kullanın, isterseniz wish. Wish biliyorsunuz keşke demek, arzulamak demek bir şeyi hocam. Ignore kelimesi vardı. Annem babam gitmemi istemedi ama ben onları ignore ettim. Yani göz ardı ettim. Dinlemedim onları. Tam tersi de regard demekti hocam. Dikkate almak demekti. Evet, although bağlacının eş anlamlısı although, even though ve though. Bunlar erame demek, kendilerinden sonra cümleyle devam ederler. Evet, so that kalıbına geldik hocam. Çok önemli. So that dediğimiz zaman şöyle uzattığınız zaman öyle nokta nokta ki diye çevriliyor hocam. İşte sınav o kadar kolaydı ki hepimiz geçtik. İşte hanımefendi o kadar güzeldi ki hemen görüşte aşık oldum falan derken öyle nokta nokta ki diye çevireceğiz. Bir so that'imiz daha var. Bu birleşik hocam. Sın diye çeviriyor. Mekmak için diye çeviren de var bunu. Evet, geçelim mi üçüncü paragrafımıza? 6 dakika olmuş. Üçüncü paragrafımız uzun. Bu paragrafı bitirip ilk kısmımızı bitirmiş olacağız hocam. Evet, benim babam wise man'di. Yani wise ve serious man'di. Wise'i bilmiyor olabilirsiniz hocam ama serious'i bilmek zorundasınız. Ciddi bir adamdı. And ile devam ediyorsa bir bağlacımız, and bağlacıyla devam ediyorsa bir önceki kelime de ona benzerdir. Benim babam bilgeydi ve ciddi bir adamdı. Hep derdi ki, if I stayed home, eğer evde kalırsan, babası şey diyormuş, oğlum, if you stay at home, eğer sen evde kalırsan, your life will be easy. Hayatın kolay olacak dermiş. Bunu da işte bize aktarırken yazarımız, babası derdi ki, eğer ben evde kalırsam, benim hayatım kolay olacağını ve hoş olacağını söylerdi. Kim söylerdi? Babam söylerdi. Yalnızca desperate menler, umutsuz insanlar ya da very fortunate olanlar ya da çok talihli olanlar, evet, sadece talihli adamlar yurt dışına giderdi, derdi babam diyor. Ben ne umutsuz birisiydim ne de talihli birisiydim. Benimki, yani benim bu içinde bulunduğum halim orta halli bir halli. Hani birisi yorum yapmış arkadaşlardan, iç güveysinden hallice diyor ya. Evet, benimki böyle orta bir durumdaydı, orta karardaydı. Ve derdi ki, the middle state, yani böyle orta halli olmak, orta şekerli olmak en iyisidir. Fakirler had a difficult life. Fakirlerin hayatı zordur. Zenginler ise fakirler tarafından nefret edilir derdi babam diyor. Evet, orta halli olduğu zaman insan could be happy, yani mutlu olurdu demiş. Krallar genellikle pişmandır. Neye hocam? They were not born in middle state. Böyle orta halli olmadıkları için, öyle doğmadıkları için pişmanlardır demiş. Ve wise men, yani bu bilgi adamlar hocam, dua ettiler, dua ederlerdi. Ne için? Ne fakirliğe sahip olmak için, ne de zenginliğe sahip olmak için. Hani derler ya, Allah'ım az verip işte ne yapma, bezdirme mi der, çok verip azdırma mı falan der ya hocam, bundan bahsediyor. Krallar genellikle pişman olurlarmış. Neden? Böyle niye kral doğduk, niye zengin olduk falan diye. Keşke orta halli olsaydık. Hani derler ya hocam, ünlüler falan, sokağa çıkamıyoruz, keşke ünlü olmasaydık falan diye. O durumu anlatıyor burada. Bilgi adamlar ise ne fakirliğe ne de zenginliğe sahip olmak isterlerdi. Onlar da middle state'de olmak isterlerdi. Böyle orta hallice olmak isterlerdi diyor. Evet, babam derdi ki yine, greatest misfortunes, en büyük talihsizlikler. Hayattaki en büyük talihsizlikler zenginler tarafından yaşanılır. Yani onların başına gelir misfortune'lar, kötülükler, talihsizlikler ya da fakirlerin başına gelir derdi. Yalnızca orta halli olan insanlar huzur içerisinde, barış demeyin, huzur deyin burada çevresine, huzur içerisinde yaşarlardı derdi. Yine aynı şekilde derdi ki, ılımlı olmak, orta karar olmak, sakinlik, sessizlik ve sağlıklı olmak orta halli olmanın neyidir hocam? Durumlarıdır, koşullarıdır derdi diyor. Evet, çok güzel bir paragraf. Zor da bir paragraf. Evet, wise neymiş hocam? Babam nasıl bir adamdı? Wise, bilge bir adamdı. Ciddi bir adamdı. Ne derdi? İşte orta halli ol derdi. Hayatın o zaman ne olur? Pleasant olur derdi. Peki ben neydim? Ben ne? Desperate'tım. Yani nereden bileceksiniz hocam bu desperate kelimesini? Desperate housewives var ya, umutsuz ev kadınları. Ne umutsuzdum ne de çok talihliydim.
Neither nor kalıbı değil mi? Ne deydi? Evet, the poor biliyorsunuz sıfatların önüne the getirildiği zaman bütün o grubu kapsıyor. Fakirler diye çeviriyoruz hocam burada. Fakirlerin hayatları zordur, zenginler ise nefret edilir demiştik. Krallar ne yapıyordu? Regret ediyordu. Yani pişman oluyorlardı. En büyük talihsizlikler kimin başına geliyordu? Hocam, fakirlerin ve zenginlerin başına geliyordu. Evet, ne olmalıyız hayatta? Moderate olmalıyız. Yani orta karar olmalıyız. Quiet olmalıyız, sessiz sakin olmalıyız. Bunlar orta hal olmanın koşulları, şartlarıydı. Evet, wise man, wisdom. Wise man neydi? Babam bilge bir adamdı. Wisdom da akıl demek hocam, akıllı bir adam diye. Wise ya da wisdom'ı bir nevi eş anlamlı olarak kullanabiliriz. Desperate housewife'dan aklımıza gelecek, umutsuz ev hanımları diye. Fortunate, unfortunately var hocam bir de, değil mi? Fortunately var. Şunu düzelteyim hemen. Evet, fortunately Allah'tan ki demek hocam. Fortunate, talihli, şanslı demek. Fortunately Allah'tan ki, iyi ki demek. Önüne an getirdiğiniz zaman hocam şurada olduğu gibi maalesef anlamına geliyor bu kelime. Krallar ne yapıyordu? Pişman oluyordu. Kim acı çekiyordu hocam? Fakirler ve zenginler acı çekiyordu. Ne olalım? Moderate olalım. Yani orta karar olalım. Bunun eş anlamları modest ve humble diye görebiliriz hocam. Evet, gramer kalıpları içerisinde ne vardı? Ben ne desperate'tım yani umutsuzdum, ne de neydim? Fortunate'tım diyordu. Neither nor ne deydi? Bunu biliyorsanız mutlaka either or'u da bileceksiniz hocam. Ya da demek. Yine ikili bağlaçlarımızdan both and hem demekti. Not only but also. Olumsuz bildirmez hocam. İki artı bildirir. İşte sadece diyelim ki şunu yapmadım, aynı zamanda bunu da yaptım. Sadece sınavı geçmedim, aynı zamanda çok yüksek not da aldım derken, evet, bu bağlaçları görüyorsunuz, ikili bağlaçları. Bir sonraki paragrafa geçelim hocam.